Selamun aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ön lisans ilahiyat Arapça 1 ders kitabının tercümesine devam ediyoruz. 100. sayfadayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Günlük hayatta tatilde ne yaptın, tatilde nereye gittin gibi soru ifadeleri uygun fiillerle kullanabilme. Tatilde ne yaptın? Mâzâ faalte fil utla? Tatilde nereye gittin? Eyne zehebte fil utla gibi bunları kalıpları ifadelere kullanabiliyoruz. Günlük hayatımızda Arapça. Bu ifadeler günlük dilde sık kullanılan ifadelerdir. Diyaloglarla bunların pekiştirilmesi sağlanmıştır. Fiil cümlesinin yapısını ve ögelerini tanıyabilme, bitişik özne zamirlerini merfu, muttasıl zamirlere ayırt edebilme, fiil fail uyumu kuralını uygulayabilme, örnek cümlelere pekiştirebilme. Arapçada fiil cümlesi. Arapçada fiille başlayan cümleye fiil cümlesi denir. Bir fiil cümlesinde cümleyi oluşturan temel ögelerin sıralanış biçimi şu şekildedir. Fiil, fail, mef'ul. Fiil cümlesi kurarken dikkat edecek hususların başında fiil ile fail arasındaki bağlantı gelir. Zira cümle başında kullanılan fiilin yapısı kendisinden sonra gelen failin yapısına, eril veya dişil oluşuna, açık bir isim veya zamir oluşuna bağlı olarak değişkenlik gösterir. Fail açık bir isim ise, yani fiile bitişik, açık veya gizli bir özne zamiri değilse, fail daima üçüncü tekil şahıs yapısında kullanılır. Failin cinsiyetine göre ya üçüncü tekil eril ya da üçüncü tekil dişil olarak kullanılır. Fiil cümlesinin nesnesi olan mef'ulü tanıma ve fail ile mef'ulün yer değiştirme diye durumlar ayırt edebilme. Sıralama fiil, fail, mef'ul, ama bazen mef'ul ne yapıyordu arkadaşlar? Takdim ediyordu, öne geliyordu, yani failden önce geliyordu. Fiil cümlesinin nesnesi. Fiil cümlesinin nesnesine mef'ul denir. Mef'ul, fiil cümlesinde fiilden sonra gelen, başında herhangi bir harfi cer bulunmayan, fail veya zarf veya tamlayan olmayan mensup isimdir. Fiil cümlesinde fail merfu, mef'ul mensup halde kullanılır. Failin yeri normalde fiilden hemen sonradır. Bununla birlikte fail ile mef'ul bazen vurguya bağlı olarak yer değiştirebilirler. Ancak faili mef'ulden ayırt edebileceğimiz hiçbir alamet yoksa, fail olanın tek göstergesi normalde mef'ulden önce geliyor oluşu ise, bu durumda fail olan sözcüğün mef'ul olan sözcükten önce kullanılması zorunludur. Fiil cümleleri kurarak günlük hayatta ne yiyip içtiğini ifade edebilme. Ne yedin, ne içtin, mâzâ ekelte, mâzâ şeribte. Günlük hayatta kullanılan bazı yiyecek ve içecek isimleri örnek cümlelerle ve görsellerle sunulmaktadır. Evet arkadaşlar, ünite sonundaki soruları cevaplandırmaya geldik. Buraya geçmeden önce burada ünitede neler öğrenmiştik? Burayı tekrar ettik. Şöyle geriye bir gidelim isterseniz. Neler öğrendik? Burada boşlukları doldurmuştuk hatırladığınız üzere. Burada bir okuma parçası vardı. Burada Türkçesiyle beraber takıldığınız yerlere buradan bakabilirsiniz. Evet, burada önerdiğiniz yiyecek ve içecek isimleri, mesela ne demiştik burada? Lahim, et demiştik. Ekeltü d-decaj, ekeltü lahim. Şeribtül ma, şeribtü asîral feravle demiştik. Evet, devam edelim. Tatlılar, salata, çorba, tavuk, et. Şurayı küçültelim biraz. Evet, buraları hatırlamak babından. Şurayı bir daha okuyalım. Mâzâ teşrab, ne içiyorsun? Ne içersin? Ne içiyorsun? Ne içersin? Aynı şey, hemen öbürüne yakın. Asiru nane, asir limon, asir portakal, asir ferâvile. Asir keras, yani kiraz. Mâzâ ekelte ve mâzâ şeribte, ne yedin? Ne yedin, ne içtin? Türkçenin de fısahını konuşalım. Ne yedin, ne içtin? Merhaben, ene Ayşe, tabahtu et taam. Bugün yemek pişirdim. Sevveytu ev sanatu, yemek yaptım. Olabilir, o da kullanılır. Ama burada pişirmek tabahtu. Tabah, aşçı biliyorsunuz. Matbah, yemekhane manasında. Ekeltül lahem vel hummus, nohut ve et yedim. Ve şeriptül asir, meyve suyu içtim. Merhaben, ene Ali, ben Ali. Ve zevceti, eşim, tabakat pişirdi. Et taam, yemek. Ve ekelna, yedik. Ekeltü deccac,
tavuk, vel aruz, pilav, ve salata, salata, ve şerbetül ma, ve su içtim. Evet arkadaşlar, bu şekilde bir sonraki videoda buralar hatırladıktan sonra sorular var, onları çözeceğiz. Tekrar görüşmek üzere, selametle kalın.